çekersin, biçersin. Öpüsü var çocuğum. Ne yapıyorum, ne iş yapıyorum, bir şeylik yapmıyorum, ne var, ibadet yapıyorum, tasbihimi çekiyorum işte. İş yapamıyorum başka, saf suvan temizliyorum, duvarlarını temizliyorum. Öyle iş yapıyorum, başka iş yapamıyorum. Torunluğa iki yala, getir yala, ben de temizliği görüyorum işte. Sarımsakları işte bile ipe çiziyorum. Bile iş yapıyorum, otum ya da fındık ayıklarım. Bulduruğum çuval, fındık kabuğu çıkardım. Ölümden buraya döküveriyorlar, ayıklarım, her işleri yaparım. 8-13 yaşını doldurdum dedi torun. Ne işte? Sapayla sen kardeş çocuklar oldun. Kimse bir oğlanım var, 3 kızım var. 6 torun var. Torunların torunları var ta. Abi var. Ben Mecid'e muhtemelen. Bana dedi, nerede misin, ne demedin dedi gelin diye verdim. Aklıma gelmedi dedim. Ehtiyar hasta oldu. 10 sene ona bakmaya uğraştım. Çok çile çektik oğlanımına, gelinimine. Gelinim yemeğini yerdi, biz ikimiz de bıraktık işte. 10 sene çok çile çektik çocuğum işte. Ne yapalım? Çolum çocuğum bakıyor işte. Soğan, sarımsak, biber, domates, patlıcan. Hepsinden babam ye. Hepsinden var bahçede atık gelin getiriyor yavaş yavaş atık her bir şey oldu. Kendi yaptığımızı kendimiz yiyoruz. Ali okuluna gittim ben ama bir şeycik bilemedim. Belge verdi ya. Ben unuttum atık ondan gelen bir şey. Camide de okulduk işte gece gündüz Musa'mızın ha. Soğanlarımızın tayyası kellelada işte. Ağacık çıkardı. Kaç güne kurulur bunlar? Birkaç gün durur ya işte, kurusunlar bunlar. Soyadımı da unuttum. Sabri Aktaş, köyümün ismini verdim. Soyadını unuttun mu? Yaş geldi, yanını veriyorum. Hastanede de öyle demişim de, hastaneye yatırdılar, soyadımı sordular. Yaşar demişim, onlar da geziyorlar. Allah ya Rabbim diyorum, bizim adımız diyorum, köyümüzde yaşarıdı diyorum. Sonra toparladım kendimi. Hemen holden bağırttım yanındaki kadına. Benim adım dedim, Aktaş dedim. Ben yanlış cevap vermişim, beni ondan bulamıyorlar. Sonra buldular beni. Kendimin 4 tane işte. Torunlarım var, ikişer onların da hepsinin. Ben ne iş yapayım işte, burada soğan, sarımsak temizlerim anca. Başka ne iş yapabilirim, bir şey yapamam. Önüme yemek getirirlerse yiyorum. Aniden işte gözlerime bozuntu geldi. Bir kara geldi, kapı gibi geldi, dayandı kara gözümün önüne. Hemen gittik işte, sarı nokta var dedi. Bu katarak ameliyat edelim dedi. Ben de ot katiyen olmaz dedim, masadan kalkarım dedim, bu İstanbul'u görüyor dedim. Katarak vurmuştu bunda dedi, katarak et, seni ölene kadar gezdirir dedi. Bundan göremezsin dedi, şükür Allah'a. Ameliyat ettikten kere bu da aynı bu gibi gördü. Ameliyattan mı korktun? Korktum da beni çapa canlı yaptılar. Bu gibi görüyor gene bu da. Ameliyat olan da görüyor, görmez dedi, görüyor. Karşıda gelin, karşıdaki evde çamaşır asıyor. Eyvah diyorum ben, gelinin üstüne çatı indi diyorum. Gelinin kafasına yakınladı çatı. Gözüm görmemiş. Şimdi maşallah ameliyat olunca çatı tam yerine gitti. Şimdi çatı iyileşti. Duman görüyor ama gene çatıyı doğru görüyor. Dedi 10 sene oldu öldü.
Beyin kanaması oldu. Ameliyat ettiler işte. Beyinde. Ameliyat ettiler. 5-10 sene öyle baktık. Hasta baktık 5-10 sene işte. Severek evlendik. 15 yaşında Karşıkı Göl Köyü'nden diye. Birbirimizden ayıramadılar bizi. Bura kalabalıkıdı. Bizim kendimize tehniydik. Ben büyüdüğümü bitemezdim. Bura öyle olur mu? Biz 17-18 kişi. Rahatlığa alıştıydım. Annem bana sabah karşı hep ayrı yemek yapardı ocak başına. Sever miydin Mustafa amcayı? Çok. Geliyor mu rüyalarına? Bir sene sabah hizanında Sabriye dedi. Bir sene bağırdı. Artık bağırmıyor. Sabah namazına kaldırdı beni bir sene. Bir kalkıyordum. Bismillahirrahmanirrahim diyordum. Hacı yok. Allahu Ekber diyordu hoca. Beni bir sene namaza kaldırdı. Kendi hacıydı. Cenab-ı Allah çok güzel ölüm verdi ona. İnşallah ahirette de öyledir. Hayırlı ömürler, hayırlı günler versin. Hadi çocuğum. Hadi.